Evet, memlekete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kupayla geldiniz. Evet. Üst üste 3. Dünya Şampiyonu. Evet. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Ya şimdi ben söz alayım ilk önce istersen. Şimdi dünya şampiyon olmak tabii çok ayrıcalıklı bir durum. Ki milli takımlar düzeyinde tek şampiyonluğu olan branş olduğumuzu biliyorum. Milli takımda, yani takım halinde dünya şampiyon olmanın dışında, şu anda takım halinde Türkiye milli takımlar düzeyinde dünya klasmanında bir numara. Yani şöyle düşünün, UEFA futbol klasmanı gibi düşünün bunu. Bir numarayız Türkiye'de, ki dünyada. Ki ben bunu bir zamandır söylüyorum. Yani gerçekten Türkiye domine etmeye başladı dünyada bilardoyu. Bunun sonuçlarını da görüyoruz diğer başarılardan. Çok özel bir turnuvaydı bizim için. Çünkü Tayfun'la biz 2003 ve 2004 yıllarında orada dünya şampiyonu olduk. İlk dünya şampiyonluğunu almıştık 2003'te. 19 sene sonra tekrar birlikte ekip olup dünya şampiyonu olmak ve bu yaşadığımız inanılmaz zor dönemde böylesine bir başarı getirmek ülkeye gerçekten bizi çok mutlu etti. Herkesin bildiği gibi inanılmaz bir olay yaşandı Türkiye'de. Yani hakikaten evler yıkıldı, insanlar hayatlarını yitirdiler, ailelerini kaybettiler. Biz bir hafta evden çıkamadık. Yani hakikaten sanki aileden birini kaybetmişçesine üzüldük hepimiz. Ama bu başarıyla bir nebze olsun insanların yüzünde bir tebessüm yaratabildiysek gerçekten bizim için en değerlisi o. Çok mutlu olduk çünkü bu başarıyı bu dönemde getirmiş olmaktan dolayı. Umarım herkesi mutlu etmişizdir. Ha, ustanın depremle ilgili, bu sıkıntılı günlerle ilgili fikirlerine %100 katılıyorum. Ve bu başarıda, özellikle tarihi üst üste 3. kez gelmiş bir başarıda emeğim olduğu için çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah daha nice başarılara getirmek dileğiyle. Daha çok önümüzde çok da yollar var. Çok da kazanılması gereken turnuvalar da var. Türkiye'de özellikle bu aralar çok fazla turnuva var. İnşallah oradaki başarılarla tekrar sizlerle karşılaşırız ve bu duyguyu insanlarımızla, ülkemle paylaşırız. Teşekkür ederim. Tabii şimdi 3 kere üst üste dilek kolay. Çok önemli bir başarı. Evet. Biz de bir sonraki hedefi ve basamağı merak ediyoruz. Neyi hedefliyorsunuz? Tabii siz artık bilardoda Türkiye'de çok önemli isimlersiniz. Bireysel anlamda çok önemli başarılar var. Ne göreceğiz bundan sonra? Yani şimdi tabii böyle dünya şampiyonu deyince biz onu konuştuk şimdi uçakta. Yani biz içinde olduğumuz için bize belki biraz daha normal geliyor olabilir de, böyle her gün olan bir şeymiş gibi konuşuyoruz ama maalesef her gün olan bir şey değil. Bir konuda dünya şampiyon olmak gerçekten çok büyük emek ve çalışma istiyor. Tayfun da, ben de, diğer bütün sporcu arkadaşlarım da sonuna kadar mücadele eden, mücadeleyi bırakmayan, çok iyi hazırlanan, spora önem veren ve bilardonun bir spor olarak anılmasına çok büyük katkılar olan bir camiayız. Umarım Burak Aşaş gibi, gençlerde dünya şampiyonu olan 16 yaşında Burak Aşaş gibi yeni jenerasyonda da bu spora ilgi duyan, bu sporda ülkemizi temsil edip aynen bizler gibi bundan 10-15-20 sene sonra da dünya şampiyonlukları getiren insanlar olur bu ülkede. Bunun için çabalıyoruz. İnsanlara da örnek olmaya çalışıyoruz bu anlamda. Umarım becerebiliyoruzdur. Çok duygusal bir turnuva yaşadım ben, benim adıma. Çünkü ben 59 yaşına girdim. Yani benim belki de son defa yaşayacağım böyle bir milli takımlar şampiyonluğu. Bilmiyorum. Çünkü o kadar zordur ki sporda sürekli başarıyı kazanabilmek. Hele hele bilardo gibi bir sporda. Yani rakibiniz oynarken oturuyorsunuz. O kadar. Kimsenin boş geçtiği de yok. Herkes şampiyon olmaya çalışıyor. Dolayısıyla da benim için çok özeldi. Tayfun'un olması çok özeldi. Çünkü ilk şampiyonluğu onunla yaşadım. O zaman çok gençti. 19 sene sonra neredeyse insanların böyle hayattan elini eteğini çektiği belki de bir yaşta, 59 yaşında bu şampiyonluğu yaşayıp ülkeme kazandırdığım için de çok mutluyum. Son olarak sizin eklemek. Vallahi aynı duyguları hala gözlerim şey oluyor. Çünkü benim İlk şampiyonluğum milli takımlarda ustayla. Yani bu 2023 ya benim için hem eskiyi, ilk şampiyonluğu hatırlattı ve tabii ki yani ülkenin ve dünyanın duayeniyle tekrar bir takım olmak, tekrar bu zor dönemde bu yükü alıp da şampiyonluğa ulaşmak, zaten sevincimi görürsünüz videoda. Normalde bu sene dünya şampiyonu da oldum ben ama öyle bir sevinç hiç çıkmadı. İşte o zor bulunduğu ortam, işte ustayla olan birliklerimiz, milli takım, bu hikayeler, o sevinci inanılmaz, belki katlara çıkardı, katladı, ona katladı, yüze katladı. O anlamda çok özeldi benim içimde.
çok mutluyuz, çok gururluyum o anlamda. Çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Kupayla beraber bir tabii. Arkadaşlar. Evet. Çok büyük bir isim. Çok büyük bir isim Semih Saygıner. Türk spor tarihinin gerçekten çok önemli bir noktasında. Bir mihenk taşı değil mi Güvenç Hoca? Güvenç Hoca da Mahmut abi de Semih Saygıner'in hayranıdır aslında onlar ikisi de. Ama Güvenç Hoca çok daha büyük vallahi bir hayranlığı var. Ben alkışlıyorum evet, ya hocam. Vallahi billahi. Alkışlanmak değil, ayağa kalkıp yani, önümüzü dikleyip şapkamızı aynen çok doğru söylüyorsun. Dünya hocam. Şampiyonu bir şey söyleyeyim mi? Bizim televizyonu da alkışlıyorum. Şurada 3 tane televizyon gelmiş görüyor musun? Burada 30 tane kamera olması lazım ya. Adam kaç muhteşem. Kaç dünya şampiyonluğu Allah aşkına? Üst üste. Kendisinin var. Bir de Ferdi olarak var. Üst üste. Üçüncü toplamda 7. Şimdi ne dedi yanındaki kardeşi? Uğur mu dedi onunla beraber? Evet. Ona da bravo, onu da tebrik ediyorum. Dünya şampiyonu. Hayır, Uğur değil, Tayfun Taşdemir. Tayfun mu? Tayfun neyse. Tayfun'u da kutluyorum. Bir dünya takım olarak da dünya şampiyonu. İlk defa bir takım olarak dünya şampiyonu olmuşuz. Onu tabii, belirtti. Tabii. Ya çok zor da bir şey. Ya adam artık vallahi bile çok duygulandım ya. Vallahi tekrar tekrar devlet tebrikler. Devlet düşen madalyaları falan vardır değil mi? Hocam zaten. Var zaten. Ne ya? Var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun var ya adını şeye vereceksin. Taksim Meydanı'na, şuralara, buralara yani. En önemli yeri ya. Bravo. Çok bravo, büyük usta, usta ya. Çok yani. Büyük usta. Zaten yanındaki ustaların şey de. Ustaların ustası ya. Tayfun da şey diyor, usta diyor yani. Şey gözünü kapağıyla oynasın derler acayip yani. Bir şey o tarzda ya. Bir acayip bir şey ya. Vallahi Semih bravo. Saygıner'e bir gün stüdyomuza konuk vallahi, edelim. Vallahi çok iyi olur ya. Çok güzel olur çok değil mi? Çok güzel olur. Ya süper bir şey yapmış ya. O Tayfun kardeşimiz de bravo, ikisini de kutluyorum ya. Helal olsun ya. Çok ülkemiz adına. Anladım. Vallahi yapın onu davet ülkemiz adına Semih Saygıner'e çok teşekkür ediyoruz. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir sporcu. Çok kaliteli bir insan. Bilardo'yu sevdirdi. Ama böyle hocam o oynarken izlediğimizde hakikaten böyle ya bu kesin sayı hocam, olur diyorsun. Hocam inanamıyorsun ya. Kesin sayı ya. Olur diyorsun. Hocam sihirbaz ya. Tabii, bunun tabii. Öbür ismi sihirbaz olsun. Sana yani. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi sihirbaz Semih Saygıner. Ya. Ya bunun şeylerini seyredim falan beynim duruyor. Aklım almıyor ya. Sihirbaz ya adam. Aynen öyle. Okuyor mu üflüyor mu? Ne yapıyor? O vallahi toplar yedi. kolay mı hocam ya? Üçüncü kez üst üste hocam. Bak üst üste hocam. Üst üste. Ya ne güzel bak. Üst üste. Milli marşımızı okuyor. Marşımızı ya, bir izleyelim biraz ya. Şimdi tabii. Hocam bu çok basit. O 3-5 topu bir vuruyor hepsi bir deliğe giriyor hani ya. Şey derler ya raks ediyorsun, dans ediyorsun. Tabii. Güzel böyle o tarzda. Hani satrançta Kasparov'dur ya marka. Evet. Evet. Bizde de bu. Dünyada bu. Herkes dünyada. Bizde değil. Dünyada. Dünyada.